Günaydın, herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorum bir önceki videoda demiştim size bebek odası turu videosu gelecek diye. Fakat bebek odasını çekemedim arkadaşlar. O yüzden bugün başka bir vloga başladım. O yüzden lütfen kusura bakmayın. İnşallah en yakın zamanda da çekeceğim. Şimdi aslında geçerli bir sebebim var yani bebek odası videosunu çekmediğim için. Havalar çok sıcak ve sürekli videolarda da bahsediyorum sizlere. Bir plan yaptık Caner'le. Aslında birkaç gündür konuşuyoruz bu konuyu ama bir türlü gitmek nasip olmuyor ama inşallah yarın nasip olacak. Bu arada bu vlog 2 günlük vlog ve başlıktan da anlamışsınızdır. Yarın biz denize gideceğiz. Tabii ki birkaç gün orada kalamayacağız. Günü birlik olarak gideceğiz ama olsun, gerçekten resmen deniz aşeriyorum diyebilirim. Şöyle bir ayaklarımı sokayım, güzelce yüzeyim istiyorum. Çünkü ben denizsiz yapamam. Geçen sene 3 kere tatile gittik. Belki düzenli olarak beni izliyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Kuşadası, Bodrum ve sonrasında Didim tatilimiz vardı. Günübirlik gittiğimiz günlerden hiç bahsetmiyorum bile yani. Sürekli olarak denizdeydik. Ama araya gebelik ve bu koronavirüs girince tabii ki önlemimizi almamız gerekiyordu. O yüzden gidemedik. Bir de çok sıcaklar var. Ben dayanamıyorum. Bakalım yarın ne yapacağım? Nasıl geçecek? Hep beraber göreceğiz. Sizler de kısa kısa çekmeye çalışacağım. Bu arada doktorumun da bilgisi var. Yani şimdi demeyin hamilesin, niye denize gidiyorsun diye. Ben çok önceden sordum. Siz merak etmeyin. Doktorum havuza girebilirsin dedi. Ve denize de girebilirsin dedi. Ama böyle kalabalık olmayan, sakin, temiz koylardan girebilirsin dedi bana. O yüzden bizim de gittiğimiz bir yer var, Özdere. Oranın denizi çok temiz ve biz de hafta içi gittiğimiz için kalabalık olmayacaktır. Özdere'ye gideceğiz yarın, bakalım. Yani doktorumun da onayı var. Zaten yüzmek de çok faydalı biliyorsunuz gebelikte. Evet, şimdi bu arada ben makyajımı yapacağım ama makyaj dediğimde makyaj değil aslında. Sadece yüzüme bu kullanmış olduğum güneş kremini süreceğim ve bunu bana çok soran olmuştu. Lütfen ekran görüntülerini alınız. Evet, almışsınızdır artık. Bunu sürüyorum, hiç fondöten kullanmıyorum. Sadece rimel sürüp şu kaşlarımı da dolduruyorum azıcık. Bazen fazla kaçıyor. Yorumlarda diyorsunuz Tuğba abla kaşlarım çok kalın olmuş bu sefer. Bazen ayar kaçar. Öyle yani. Hadi bakalım. Ben şimdi bunu yüzüme süreyim. Nereye gideceğimizi de söylemedim ben size. Tatil alışverişine gidiyoruz. Günübirlik de olsa birkaç alınması gerekenler var. Onları alalım sizinle ve en çok sevmiş olduğum AVM Optimum. Bayağıdır gitmiyorum. Bakalım orada da bütün mağazalar var. Gezeceğim artık. Öyle yani. Alışverişimizi de beraber yapacağız. O zaman ben makyajımı yapayım. Sonra tekrardan görüşürüz. Evet, ben hazırlandım. Saçlarımı saldım. Umarım sıcaklama. Bu arada giydiğim elbiseyi de göstereyim. Bunu beraber almıştık Bershka'dan. Onu giydim. Ben de giydiğim elbiseyi göstereyim. Bunu da ben nereden aldım hatırlamıyorum. Bilmem nereden aldık acaba. Hadi hazırlan artık hadi. İyi, ben hazırım canım. Allah Allah. Adam hemen 2 dakikada hazırlanıyor. Biz kadınlar hazırlan Allah hazırlan. Muhasebecimize göndermemiz gereken evraklar vardı. Onları vermek için Caner şimdi kargoya gitti. Ben de arabanın içindeyim. Bu arada karşımda o kadar güzel bir ev var ki size de göstereceğim bakın. Şöyle. Dış cephesi tuğladan galiba. Bunu nasıl yapıyorlar hiçbir fikrim yok ama artık bütün yeni yapılan evlerde görmüş olduğunuz gibi siyah pencerelerden kullanıyorlar ve gerçekten harika duruyor. Sadece tek sorunu tozu gösteriyordur. Onun dışında kiri falan hiç göstermez. Bu arada bir şey itiraf etmeliyim ki karnım gerçekten çok acıktı. Saat daha 12.30 ya. Ben niye bu kadar erken acıktım acaba? Ve Caner de geldi. Hoş geldin. Hoş buldum. Hallettin mi? Evrakları verdim, geldim. Bak kamera nasıl olmuş böyle. Şimdi arabayı hareket ettirirsem düşer yalnız. Ay çok güzel oldu ya bu şekilde. Bulabilirsek alırız bir tane arış. Aa süper. Benim karnım acıktı. Hep İyi ben var. Diyordum AVM'ye gider gitmez. Ya. Yemek yiyelim diye. Bu sefer sen diyorsun. Ama saat daha 12.30 çok erken. Tamam yeriz aşkım. Önce bir gidelim. Bu arada kamera henüz daha düşmedi.
Optimum'dayız. Decathlon'a gireceğiz ama öncelikli olarak benim Migros'a girmem gerekiyor. Çünkü çok susadım. Tamam mı? Sonra girelim. İlk önce bir Migros'u gezeyim. Hadi gez hadi. Kendimi nerede buldum? Su almak için girdim ama oyuncakların olduğu yerdeyim. Böyle puset için oyuncak arıyorum. Aslında internetten buldum ama burada da farklı çeşitleri vardır diye geldim. Ama beğendiğim olmadı. Ahşap oyuncak fotoğraf makinesi de arıyorum. Onu da internetten buldum. Fakat gelmişken burada da vardır diye bakmak istedim ama yok. Eksik varsa buradan bak gelmişken. Eksik yok aşkım. Hadi suyumuzu alalım gidelim o zaman. Aynen buradan suyumuzu alalım çıkalım. Bunlar şey listelere bak. Decathlon'a geldik şimdi. Bir arabamızı alalım. Bu arada burası o kadar kalabalık ki. Şu önündeki boş yerlere bakmayın yani. Aralar çok kalabalık. Bugün bir de hafta içi. Herkes tatil alışverişi yapıyor. Evet. İşte herkes sanırım tatil alışverişinde. Burayı bilmeyenler yoktur herhalde. Allah'ım şu havuza bak Caner. Şemsiyelikli. Tabii ki ilk önce deniz gözlüğü alacağız. Evdeki bayağı eskimişti, o yüzden onları attım. Bizim kullandıklarımız bunlar. Fiyatı bayağı bayağı uygun. 20 TL ve gerçekten çok iyi iş görüyor. Deniz gözlüğü olmadan da biz denize giremediğimiz için bundan 2 adet alacağız. Aldım aşkım. At bakalım. Bundan kesin alacağım ama kurban. Bundan değil mi? Kesin ben de çok alacağım. Beğendim. Kesin alalım. Frisbee alıyoruz. Hangi rengini alalım? Sarı al. Sarı mı? Fiyatı 8 lira. Evet. Bundan alalım. Su ayakkabıları var burada. Aslında ben hiç böyle ayağımda bir şeyle yüzemem. Bu palet olur, ayakkabı olur, terlik olur ama Caner ille al dedi. Bilmiyorum alayım mı? Al bir tane. Bunlar sanırım erkekler için. Mavi rengi var. Bir mavi rengini alayım o zaman. 39 numara. Bu olur. Fiyatı da 55 liraymış. Seri sonu kalan ürünleri de inceleyeyim dedim. Burada taytlar var, şortlar var. 90 lira, 70 lira diye gidiyor. Bunlar da şort sanırım. Bunlar da 40 liraymış. Bir tane şöyle bir şort alacağım. Fiyatı yazmıyor ama pahalı bir şey değildir herhalde. Bakın bir de ne buldum. Su sporları yapanlar için tasarlanmış. Her türlü spora uygun. Bu şekilde mikrofiber havlu. Saçınızı kuruluyormuş bu. Çok hoşuma gitti. 22,5 lirada fiyatı var. Turuncuyu al. Turuncu daha güzel. Şu mu? Patlıyor. Ben buradayım diyor bu da aşkım. Alalım. Güzel. Ver. Sen de bundan aldım. Decathlon'dan çıktık şimdi. Karnım aç demiştim sizlere. Caner İskender menü alacak. Yanında çorba var. Bir de sınırsız içeceği var. En sevdiğim. Manzaram da bakın böyle. Bu arada karşıda şurada civil mağazası da varmış. Ama artık bizim bir eksiğimiz kalmadığı için hiç şimdi buradan çıkıp da karşıya geçip de civile bakmayacağım. Burada da var zaten bebek mağazaları. Dediğim gibi ahşap fotoğraf makinesi arıyorum, oyuncak. İnternette vardı. Hepsi burada da vardı. Hatta ben sepetime ekledim ama almadım buraya geleceğimiz için. Büyük ihtimalle burada bulamayacağım. İnternetten artık sipariş vereceğim. İşte bahsettiğim menü bu. Bursa ney bu? Bursa İshak Bey'den aldık. İskender'i var, yanında çorbası var ve içeceği. Şimdi ben bu ayranı içtim, sonra başka bir şey daha mı içeceğim? Ayranın farkı var. He. Ayran istiyorsan 2 lira daha farklı. Anladım. Ama şimdi ben ayran içtikten sonra kolayı alamam mı? Yok, alamazsın. Sen alabilir misin? Evet, benimsin. Böyle bakalım, böyle bir menü almış. Bayağıdır ben İskender yemiyordum. Tabak sıcak ama. Sıcak geldi mi? Evet. O zaman bize afiyet olsun. Joker Baby'ye geldik. Allah'ım ya, bu ne kadar güzel bir şey. İlk gözüme çarpan da bu oldu ha. Bakın. Fiyatı 30 liraymış bence, çok iyi. Şu tulum 40 TL. İndirim var sanırım burada. Battaniyeler var. Atletlerin fiyatları 5 liradan başlıyor bakın. Şurada body ve atlet. Bunlar yeni doğanmış. Biraz daha büyüğü olsaydı alırdım 5'er liradan.
Çünkü çok lazım oluyorum. Şöyle diyorlar. Ambardan bir kemer aldım ama aslında istediğim şu manken üzerindeki tişörttü. Ama maalesef bu kalmamış. Rengi çok güzel değil mi? Bir tane şöyle hasır kemer aldım. Bunun fiyatı 10 liraydı. Güzel olur. Ben elbiselerde kemerleri sıklıkla kullanıyorum. Şöyle bir kemer işte. Hasır. Taktım. Çok da güzel oldu. Şimdi kotona mı girelim? Karnımız doydu. Enerjimizi depoladık. Caner'i oradan oraya sokuyorum ben. Bayağı bir mağazada gezdim. Kapıdan içeriye girdim. Girer girmez de bu manzarayla karşılaştım. Koton'dayız şimdi. Allah'ım ya. Kızımız sağ salim doğsun da. Neler alacağım ona neler. Şu taclara bakın. Bunu çok beğendim. Şu sarı da güzelmiş. Ay Caner, şimdi tatil alışverişi yapıyoruz ya. Hı. Şimdi Miralinda'ya da alırdık, ne güzel. Yine kendimize Migros'ta bulduk. Dondurma ve su alıp buradan çıkacağız. Ondan mı alacağım? Sen ne istiyorsan alabilirsin. Yeni mi çıkmış o? Ben disk alacağım. Ama bunlar ezilmiş. Güzel. Birkaç gün sonra da doktor kontrolümüz olduğu için tabii ki Antep fıstıklı çikolata alacağım ki kızımız güzelce hareket etsin diye. Bakalım Caner nerede? Nerede bu ya? Bak 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 bak. Soğuk su arıyor bak. Bulamadın mı soğuk su? Sen hemen susuyorsun diye büyük alayım dedim. En soğuğunu aradım şimdi yolda ısınmasın diye. Ben de bak ne aldım. Aşkım çok tatlı yeme, onu bırak. Ay şimdi yemeyeceğim. Tamam sonra. Mira'yı görmeye giderken yiyeceğim. Tamam şimdi yemem. Biz neredeyiz bilin bakalım. Bendesiniz. Kayınvalideme geldik. Bendesiniz. AVM'den çıkarken konuştuk, teyzeler buradaymış. Annemin teyzesi hemen yan apartmanda oturuyor biliyorsunuz. O çok sık gelmediği için ha dedik biz de gelelim buraya hem onu görelim diye. Buraya geldik. Annem de bir şeyler hazırlamış. Teyze gidecekti. Hı. Dur dedi Caner'le Tuğba'yı bir göreyim bakayım. Bayağıdır görmedim onları dedi. Hı. Onlar oturdu bekledi sizi yani. Biz çayımızı içtik. Bize mi yapıyor şimdi? Size şimdi hazırladım çay. Biz yemek yedik geldik ama bak gene... Sen yersin gene. Bu abilerle aldım. Zebra kek yaptım. Wow. Zebra kek, evet. Tamam, çayımızı da içelim. Teyzeciğim görüşürüz. Görüşürüz hadi çocuğum. Hadi bebeğini görürüm inşallah. İnşallah amin teyze. Karşıdan da olsa göreceğim. Hastaneden geldiniz mi geçin benim oradan gösterin. Seni bize de götüreceğim bir yer. İnşallah. Hadi hoşçakalın. Dayım görüşürüz. Hoşçakalın hadi Allah'a emanet. Annem akşam yemeği hazırlıklarına başlamış ve şu anda çok güzel bir yemek yapıyor. Sizin sevdiğiniz. Tabii ki melemen. Şey de var. Çubuklu makarna da var. Çubuk makarna çubuklu da var. Çubuk makarna var, tereyağlı çubuk makarna. Domatesli. Aslında biz burada yemek yemeyecektik. Hani eve gidecektik. Çünkü Caner de saçını kestirdi. Bakayım sana şöyle bir. Oo, saatler olsun. Bayağıdır aklımda bir türlü gidemiyordum. Bakın evet. Rengine bakar mısınız? Şimdi buraya güzel yumurtaları kırayım. Efsane ya. En güzel yemek bence yazın melemen. Evet. Hadi kapı açık. Hadi görüşürüz. Aa. Gelebildiniz mi? Gel. Seslerinizi duydum, açtım kamerayı. Ne komşudaydık da, Emel abladaydık yani komşu. Evet. Orada oturduk, kahve içtik, bir yemek yemeden önce. İyi oldu. Hatta senin de gönlüm açıldı. Instagram'da var fotoğraflarım Emel ablanın bahçesinde zaten. Belki görmüşsünüzdür. O zaman biz yemek yiyelim mi Caner Bey? Sen de acıktın mı? Artık bir zahmet yiyelim de çıkalım artık evin. Evde yemek mi uğraşacaksın şimdi? Nasıl olsa yaptık. Melemen var. Melemen. Çabuk makarnamız var. Çabuk makarna. O yiyin de gidin artık. İyi o zaman artık. Yemek yiyelim. Evde de işler var. Oy 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 oy. Melemenin güzelliği. Ben yapıyorum ama bu tatta bu ayarda olmuyor. Çünkü kurutuyorsun hayatım. Bak böyle sulu güzel. Çok mu pişiriyorum? Bence evet, de. Evet, fazla pişirdiğin için. Sen zaten fazla pişmiş sevdiğin için. Evet. Makarnamız da var. Artık bu videoya yarın devam edeceğiz. Bakalım denize gidebileceğiz mi? Yarın beraber göreceğiz. İkinci günden tekrardan herkese merhabalar.
Luna da koltuk arasından çıktı, bana bakıyor. Evet, bugün denize gidiyoruz. Ve hamile çekimi de yapacağız inşallah. Kendimiz çekeceğiz, öyle fotoğrafçı tutmadık. Bakalım, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kovik olmuşsun, ben beyaz. Evet, beyaz giyindim bugün. Turuncu elbisemi giymiştim ama dedim ki beyaz olayım. Caner de böyle. Ona da gömlek verdim. Arkadaşlar şuraya 3-4 saatliğine bir denize gideceğiz, öyle bir hava değişikliği için. Bakın. Bakın şuraya. Göstereyim mi? Göster. Burada deniz sonrası giyilecek kıyafetler. Burada da fotoğraf çekiminde kullanacağım eşyalar var. Öyle yani. Daha ben... Daha burada da var. Burada da plaj havluları. Bunlar var yani, deniz gözlükleri. Bu şekilde. Her zaman tedbirli olmayı severim. O yüzden günübirlik gitsek bile bu şekilde bayağı bir eşyayla gidiyoruz. Lunacığım, seni de götürmek isterdim kızım ama maalesef sen suyu sevmediğin için gelemeyeceksin. Öyle bakalım. Saatte geç olmadan daha fazla biz çıkalım evimizden. Çünkü merak ediyorum nasıl fotoğraflar çıkacak. Öyle. Zaten bu videonun arasına da fotoğrafları mutlaka koyacağım. Eğer Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz Tuğba Caner Home. Büyük ihtimalle oraya daha öncesinde koyarım. Biz Özdere'ye geldik. Şimdi arabamızı park ettik. Birazcık sahilin bayağı bir yukarısındayız. Şöyle gösterebilirsem size göstereyim. Ay, mis gibi deniz kokuyor. O kadar özlemişim ki. Gerçekten çok ara verdik aşkım. Gelmedik ya buraya. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi biz denize gelemiyoruz ya. Evde işte vakit geçirirken bir an böyle bir deniz kokusu geliyor ki o rüzgarla. Biz evden deniz görünüyor ama bayağı bir uzak. Ama görünüyor. Bazen rüzgar böyle bir esiyor, kokusu direktman Tuba diyor, ay deniz kokuyor Caner, beni götür denize. Artık en son getirdim yani, sussun diye. Evet, bakalım. İlk önce fotoğraf çekimimizi yapacağız. Bakalım nasıl fotoğraflar çıkacak. Umarım güzel anılar biriktirebiliriz. Burada zaten bizim çok güzel fotoğraflarımız var. Bol bol Instagram'da da var fotoğraflar. Öyle, şimdi bagajımız da bayağı bir dolu. Şunu alacağım yanıma. Şapkalarımı alacağım. Böyle, bu şekilde. Biraz daha ön tarafa geldik. Buradan sahili göstereyim size. Özlerinin bayağı bir büyük sahili var. Şu aşağısı restoran bu arada. Ta bakın buradan başlıyor. Şöyle ilerliyor. Şuraya kadar. Biz genellikle kumsaldan girmiyoruz. Üstümüz başımız çok kum oluyor diye. Yakınlaştırayım size. Ve çok kalabalık da değil gibi. Bakalım. Evet, daha yakınlaştırsam gidecek galiba. Orada fotoğraf çekileceğiz ama fotoğraf çekilmek için şu alan uygun bakın. Kimsecikler yok. Bir saattir hiç durmadı. Ne aynen. Yapıyorsun? Buraya bir şey hazırladım. Buraya bir köşe yaptı Tuğba. Burada böyle fotoğraf çekiyor. Güzel olmuş mu? Çok güzel oldu. Ben güzel güzel fotoğraflar çektim. Artık denize girebilir miyiz? Biraz daha var deniz için. Biraz daha var. Biraz daha sağlıklı. Fotoğraf çekilme işlerimiz bitti. Burada bir kafeye oturacağız. Burası da o kadar güzel ki. Evet, burayı seçtik. Buraya oturacağız. Güzel. Güzelmiş. Geçen sene böyle koltuklar yoktu. Şimdi tam buradan gireceğiz. Ay, çok güzel oldu. Biz burada Miralinda ile uyuyoruz. Bütün gün yaşarız burada. Ya burasını ilk yapmışlar. Geçen sene böyle değildi. Evet. Baksana, hemen buradan denize girme yeri var. Beach gibi. Hiç sahile gitmeye de gerek yok. Sahilde zaten kum oluyoruz. O yüzden burası en temizi, en güzeli bence. Ve fazla giren de yok. Bakın bir kişi bile yok. Şimdi çay içeceğiz biz. Öncelikli olarak bir çay içelim. Kahvaltı yapmıştık evden çıkmadan önce zaten. Sen sıcak çay, ben de kendime soğuk çay söyledim. Ice'ti söyledim. Ondan sonra üzerimi değiştiririm artık.
denize atarım kendimi. Miralinda da denize kavuşacak. İlk defa da Miralinda denize tanışacak ha? Evet. Güneş kremimi süreyim aşkım da artık kalkalım. Artık kalkalım bence de aşkım. Her ne kadar burayı bırakmak istemesem de yine gitmemiz gerekiyor artık. Bayılıyorum bu yazlık evlere. Keşke deniz kıyısındakileri sizlere çekseydim. O kadar güzel büyük bahçeleri var ki. Bakın şu begonvile. Ben zaten tam bir begonvile aşığıyım. Bu da çok güzel olmuş gerçekten. Garajın demirlerine sardırmışlar. Aslında biz de böyle bir şey yapabiliriz ama hiç bizimkinler böyle olmuyor. Nedense buradakiler çok güzel büyüyor. Bu deniz kıyısının bir arka kısmı. Şunlar yine denize bakan evler bu arada. Arkaları da bu şekilde. Evimizdeyiz. Sahil kıyısı her ne kadar güzel olsa da insan yine de evini özlüyor yani. Eve gelince evinin değerini anlıyor. Çok fazla bir şey yapmadık fakat yorulduk. Fazla bir şey yapmadık derken nasıl yapmadık aşkım? Denize girdik, çıktık, yemek yedik, o kadar oturduk. Ben Tuba'ya iki kere denize girer çıkarsın demiştim. O da bana tam iki kere söz vermişti. Üç kere girdi Allah'ın çıktı. Allah'ın hakkı üçtür derler. O yüzden ben de üç kere girdim, ne yapayım? O denize girmek insanı çok yoruyor yani. Bayağı bugün yorulduk. Yorulduğumuzun da bir karşılığı var yani. Öyle durduk yere yorulmadık yani. Evet, bayağı bir yorulduk. Çekimimizi de yaptık. Fotoğrafları hiç inceleme fırsatı bulamadım. Bakalım nasıllar. Ay, gerçi siz şimdi... Göreceksiniz, ben de editlerken göreceğim. Bakalım. Dönüşte de BİM'e uğradık. Biz her zaman deniz dönüşü alışkanlık olmuş artık. Kefir alırız. Nedendir bilmiyorum. Galiba içimiz yandığı için. Bu böyle ferahlatıyor. Güzel böyle. Ekşili ekşili ya. Güzel gidiyor. Bir de çekirdeksiz karpuz aldık. İnanır mısınız Caner? Bir saat boyunca neredeyse karpuzun çekirdeklerini ayıklamakla uğraşıyor. Evet, sormayın. Tek tek çekirdeklerini ayıklıyorum karpuzun. Dedim bu sefer çekirdeksiz alayım. Gördüm BİM'de çekirdeksiz yazıyor. Ama nasıldır tadı? Anlamadım. Bilmiyorum, hiç denemedim daha önce. Hani biz de almıyorduk genetiğiyle oynanmıştır diye hani çekirdeksiz sonuçta. Umarım güzel çıkar tadı. Kırmızı erik aldım. Biliyor musunuz ben gece uyanıp uyanıp hep kırmızı erik yiyorum. Bilmiyorum, beni ferahlatıyor galiba. Mutlaka yerim yani, o yüzden böyle aldım. Diğerleri çok yumuşaktı. Biraz sert ve eşi seviyorum. Bir de şöyle sakız vardı First'ün. Yeşil nane aromalı ve karpuz çilekli. İkilisi 3,5 liraydı bu kampanyalı herhalde. Çok uyguna geliyordu. Her neyse, alışverişimiz de böyleydi. Bugünümüz gerçekten çok güzel geçti. Birazcık dinlendikten sonra da bu videoyu hemen editlemek istiyorum. Fotoğraflarımıza bakmak istiyorum. Ve sizlere de artık burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.